Yusuf Kaplan Bekleyen Türkiye'den Beklenen Türkiye'ye Türkiye coğrafi haritaları çizen değil, gönül haritalarını belirleyen bir ülkedir. Dün böyleydi, yarın da böyle olmak zorunda. Bir akıncı, bir alperen, insanları zamanları aşan, yürek ülkesine çağıran bir yürek ülkesi. Beklenen Türkiye bu, beklenen bu, gelecek olan bu, gelecek bu çağrılan prangaları kıracak çağrısını yapacak libya'daki milli mutabakat hükümetinin resmen türkiye'yi davet etmesi son derece manidardır türkiye'nin çağrılan olması çok anlamlıdır emperyalist ülkelerden birinin ne bileyim Amerika'nın, Fransa'nın veya İtalya'nın değil de Türkiye'nin çağrılmış olması, tarihin yeniden harekete geçmesi, Türkiye'nin tarihin önünde sürüklenen bir figürandan tarihi sürükleyen bir aktöre dönüşmesi midir? Böylesi bir yorum aceleci bir yorum olur en azından şu an şu şartlarda. Ama bir şey kesin. Türkiye'nin kurtarıcı olarak çağrılan bir ülke olması Yüz yıllık parantezin delinmesidir. Nihayet yani. Türkiye, Türkiye'den büyüktür bilincine, ufkuna ulaşılmasıdır. Türkiye'yi bu ülkenin ve insanının medeniyet ufkunu reddedip Anadolu Yarımadası'na hapseden ufuksuzluğa son verilmesi, ufkumuzun bütün medeniyet coğrafyamıza yayılmasıdır. Fiilen, dün sadece bilku ve bir medeniyet ufkunun coğrafyamıza yayılmasından söz ediyorduk. Ama bugün bu bil kuvve, bil fiil hale dönüşmüş oldu böylelikle. O yüzden Libya ile yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması ve Libya'nın meşru milli mutabakat hükümetinin resmen çağrıda bulunmasıyla Libya'ya asker göndermemiz bizi Anadolu Yarımadası'na mahkum eden ufuk daralmasını aşarak, dolayısıyla 100 yıllık parantezi yararak medeniyet coğrafyamızın imdadına koşmamızdır. Zihni prangalarımızı kırmamızdır. Altın vuruş için kenetlenmek, enerjimizi boşa harcamamak şart. Erdoğan'ın Putin'le İstanbul'da yaptıkları görüşmeden sonra Libya'da taraflar arasında kısa da sürse bir ateşkes kararı almış olmamızsa ayrıca önemli. Bugüne kadar emperyalist doğu ülkeleri, emperyalist batı ülkeleri çağrılırdı hep. Libya ile birlikte bu devran döndü. Yeni bir devranın başlamakta olduğunun işareti verildi. Bugün Libya çağırdı, yarın Sudan çağıracak, öbür gün Yemen, sonraki gün Kırım ve bir kez daha ta Açe. Türkiye kendine geldikçe, kendisi İslam dünyasına öncülük edecek fikri, kültürel, sanatsal, köklü bir medeniyet atılımını içeride ülke içinde yapabilirse medeniyet iddiasını yeniden üstlenir ve dünyaya bizim medeniyet mefkûremizi sunacak o altın vuruşu, o büyük tarihi atılımı gerçekleştirmeye başlarsa herkes bizi çağıracak. Bundan adım gibi eminim. O yüzden içerideki kutuplaşmaları, saçma sapan enerjimizi su gibi harcayan anakronik ve sığ tartışmaları aşmamız insanlığa bizi bekleyen mazlumlara hakikat medeniyetinin herkesi sarıp sarmalayacak, bağrına basacak, herkese adalet, hak, hukuk ve hakkaniyet armağan edecek medeniyet yürüyüşümüze nasıl yeniden başlayabileceğimiz yakıcı meselesine yoğunlaşmamız gerekiyor. Biz gelince onlar gidecekler. Bu sütunun düzenli okuyucuları çok iyi hatırlayacaktır. Biz gelince onlar gidecekler demiştim. Bütün dertleri, projeleri bizim gelişimizi, yeniden yenilenerek gelişimizi önlemek içindi. Şunu bilin ki bizi güneyimizden kuşatmaları, yetmedi içeriden terörle darbeyle vurmaya kalkışmaları, yetmedi Doğu Akdeniz'den çepeçevre kuşatarak bize diz çöktürmek için tezgah kurmaları, şer şeytan ittifaklar yapmaları biz gelmeyelim diyeydi. Ama bütün hesaplar tersine döndü. Türkiye Libya ile mutabakat yapınca ardından da Libya hükümeti tarafından resmen çağrılınca Libya'ya çıktı asker çıkardı. İşte o zaman bütün hayalleri çöktü. Bütün planları Akdeniz'in tuzlu sularına gömüldü emperyalistlerin şer şirret güçlerin. Türkiye beklenendir. Dünyanın neresine, hangi mazlum coğrafyasına giderseniz gidin, bu böyledir. İki asırdır batılıların kapısında El pençe divan bekleme dönemi bitti. Türkiye beklenen, özlenen, yeniden tarihi yapacak bir medeniyet yürüyüşüne çıkabileceğinin iyi kötü belli belirsiz sinyallerini verdi. Bekleyen Türkiye'den beklenen Türkiye'ye safhasına geçildi artık ilk kez. Hamdolsun. Yusuf Kaplan, Yeni Şafak